Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk çalışacağımız bir model paylaşacağım arkadaşlar. İnanın modelimiz çok güzel, sıralı bir model. İster mevlüt örtülerine, isterseniz hacı tülbentlerine, isterseniz yazmalarınıza, sade yazmalarınıza veya desenli yazmalarınıza çalışabileceğiniz harika, muhteşem ötesi bir model olacak. Evet, bu şekilde ipimi tek renk, bu renk ayarladım ben. Sizler yapacağınız yazmaya göre, tülbente göre renk ayarını yapın arkadaşlar. Bu şekilde ben kurdelenin kenarına zürafa çektim, hazırladım. Dediğim gibi sizler yapacağınız ister tülbente ister yazmaya bu şekilde zürafanızı hazırlayıp gelin. Ben iğneme ipliğimi de taktım. Hadi o zaman modelimizin yapımına başlayalım. En baştaki zürafamıza ipimizi bu şekilde sabitledik. Şimdi hemen yandaki zürafayla devam ediyoruz. 4 adet zürafamıza bu şekilde tekrardan zürafa yapalım. Üçüncü zürafamıza yaptık ve de dördüncü zürafamıza bu şekilde zürafamızı yaptık. Şimdi son yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine girip bu şekilde düğümümüzü attık. Geriye doğru zürafalarımızın üzerine tekrardan zürafa yapıyoruz. Bu sıramızda da 3 adet zürafa yapacağız. 2. zürafamız ve de 3. Evet. Şimdi baştaki zürafamızın içerisine girip düğümümüzü attık. Hemen bu sırada da 2 adet zürafamızı bu şekilde yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine giriyoruz ve son 1 adet zürafamızı yaptık. Şimdi tepeye bu şekilde 2 kere dolayıp düğümümüzü attık. Şimdi hemen dibindeki zürafaya bu şekilde iniş yapıyoruz. Hafif bu şekilde bombe kalacak şekilde. Hemen 4 adet zürafamızla devam ediyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve de dördüncü zürafamızı da yaptık. Son yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine giriyoruz. Bu sefer de sola doğru 3 adet zürafamızı yapıyoruz. Yani küçük piramitler olacak bu sıramızda. En alt tabanımız bu şekilde ilerleyecek. Hemen üst sıramıza çıktık. Burada da 2 adet olacak şekilde zürafamızı yapıyoruz. Baştaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Son adet 1 adet
Zürafamızı da burada yapıyoruz. Tepeye çıkıp iki kere doladım. Düğümümüzü bu şekilde attık ve sıradaki zürafamıza iniş yapıyoruz bu şekilde. Hafif bombeli bir şekilde. Evet, bu sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Yani en alt sıra bu şekilde devam edip gidecek. Sizler de yapın. Ben de ipim bitene kadar yapayım. Daha sonra aynı renk ipimizle bir üst sıramıza geçelim. Evet, bu şekilde ipim bitene kadar ben piramitlerimi yaptım. Şimdi aynı renkteki ipimi iğneme takıp gelip üst sıramıza başlayalım. Bir üst sırada şimdi şöyle piramitimizi yaptıktan sonra indiğimiz bir tel var. O teli ipimizi sabitleyelim. Şöyle iki kere doluyorum. İpimi sabitledim. Şimdi aynı yerin içerisine bir pırpır yapıyorum. Pırpırımız çok büyük değil. Bu derece bir pırpır yeterli bizim için. Hemen pırpırımın içerisine giriyorum. Tepesinde bir düğüm atıyorum. Ve hafif bombe bırakarak aynı yerin içerisine iniyorum. Tekli bir sinek kanadı yapmış olduk. Şimdi 2 adet aynı boylarda pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrardan bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın içerisine giriyorum. Tepede bir düğüm attım ve hafif bombeli bir şekilde zemine iniş yapıyorum. Evet, şöyle elimizle de yukarı doğru çekiştirirsek oyamız şöyle güzel bir görüntü alacaktır. Şimdi burada ipi kesmem lazım. Fakat kesmeden önce sıralı bir oya olduğu için hemen yan taraftaki pırpırımızın içerisine gireceğiz. Giremedim arkadaşlar, pardon, ipim kısa kalmış. O yüzden evet, hemen yan taraftaki telimizin içerisine giriyorum. Aynı şekilde ipimi böyle sabitliyorum. Yakın keseceğim arkadaşlar. Şöyle yakın bıraktım ipimi ve bu şekilde ipimi ayırıyorum. Şimdi aynı şekilde buraya pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içerisine giriyorum. Düğümümüzü attık. Hemen bombeli bir şekilde iniş yapıyorum. Çok büyük büyük olmasın. Çünkü sıralı bir oya olduğu için, sık bir oya olduğu için birbirine girmesini istemiyoruz. Hemen şöyle 2 adet ortadaki pırpırımı yapıyorum. Ve bir adet pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın içerisine giriyorum. Düğümümüzü attık. Bu şekilde zemine iniş yapıyoruz. Hafif bombe vererekten.
Şöyle bitirdikten sonra da yukarı doğru elinizle çekerseniz şu görüntüyü alırsınız. Evet, hemen yandaki yere geçmek istiyorum ben. Bu şekilde bütün piramitlerimizin üstünü bunlardan yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada ipimi keseceğim. Bir üst bölümünü de sizlerle paylaşayım. Daha sonra da videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ipimi kestim burada. Şimdi şu ortada iki tane pırpır bırakmıştık. Bu pırpırımızın şu son yapmış olduğumuz pırpıra ipimizi sabitleyelim. Aynı renk iple yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip rengi değiştirmedik. Çünkü tek renk giden bir oya olacak. Hemen diğer pırpırımıza küçük bir geçiş yapıyoruz. Geçişimiz gayet küçük oldu gördüğünüz gibi. Geçişimizi yaptıktan sonra küçük pırpırlar yapacağız. Hemen şöyle birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Aynı yuvanın içerisine tam 6 adet pırpırımızı bu şekilde yapacağım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Boyunu ayarlayın. Çekin arkadaşlar. Bu şekilde. Beşinci pırpırım ve son pırpırımızı da aynı yerin içerisine yaptık. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 adet pırpırımı da bu şekilde yaptım. Şimdi buradan da arkadaşlar hemen pırpırımıza ipimi sabitleyeceğim. Bunu neden yapıyorum? Kır bağla zor oluyor. Hele kamera arkasında daha zor oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle geçişlerimi yaparken bu şekilde uyguluyorum. Evet. Hemen ipimi pırpırıma sabitledim. Diğer pırpırıma bu şekilde küçük bir yuva oluşturuyorum. Yuvamız bu şekilde. Hemen içerisine 6 adet pırpırımı yapmaya başlıyorum. Şöyle birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırım. Üçüncü pırpırımızı yaptım. Dördüncü. Beşinci pırpırımızı yaptım ve altıncı son pırpırımı da tepeye yaptım arkadaşlar. Şimdi burada bir makas yardımıyla ipimi dibinden kestim. Evet sevgili takipçilerim, bu şekilde oyamız devam edecek. Ben bütün piramitlerimin üzerine bu şekilde yapıp geleyim. Daha sonra videomuzu da bitirelim inşallah. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Şahane bir sıralı oya oldu arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz renkte de uygulayabileceğiniz tek renk veya çift renk de yapabilirsiniz. Hani buralarını aynı renk, üstünün böyle kirpik yaptığımız yeri farklı da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model oldu bence. Şöyle beyazın üstünde de duruşunu göstermek istedim. Dediğim gibi ister Hacı tülbentine, isterseniz yazmalarınıza, isterseniz mevlüt örtülerine uygulayabileceğiniz şahane bir model oldu. Evet, bugünlük de modelim bu olsun istedim.
Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Küçük bir yorum, beğeni bırakırsanız da çok çok memnun olurum. İlk defa bu videoyla da kanalımı ziyaret ediyorsanız destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet, yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.